Hayal Ürünü Hiyerarşik Yapılanma 2. Bölüm. Sayın Adnan Oktar ve arkadaşlarımıza husumetli müştekilerin sözde emir talimat ilişkisindeki hayali sınıflandırma iddiaları ne sayın savcılık ne de emniyet tarafından yapılan araştırmalar neticesinde bu sözde hiyerarşik yapılanmanın varlığına dair tek bir somut delil dahi bulunamamıştır. Bulamamaları da normaldir çünkü öyle bir hiyerarşi yoktur. Sayın Adnan Oktar ve arkadaşlarımız dindar insanlar olarak bilindikleri için müştekiler kafalarında oluşturdukları hayali örgüte, örneğin imam bacılar, kız kardeşler gibi hayatın olağan akışına aykırı kavramlar kurgulamışlardır ve anlatımlarını tamamen bu kurgunun üzerine bina etmişlerdir. Müştekilerin bu hiyerarşik yapı iddiası, arkadaşlarımızın kişilikleri göz önüne alınırsa sosyolojik ve psikolojik gerçeklere aykırıdır. Sözde örgütün örgüt liderleri, bir numara, iki numara gibi yönetici sınıfı, disiplinli bir yapı anlamına gelir. Böyle bir yapının bu emir komutada işleyebilmesi için bireylerin hiçbir inisiyatifi olmaması gerekir. Bu tip örgütlenmeler dünyanın farklı ülkelerinde vardır ancak her zaman için pasif, içine kapalı, cahil ve eğitimsiz insanlar arasında taban tutmaktadır. Kendi hayatları içerisinde hiçbir başarıya imza atamamış, müstakil şahsiyetini geliştirememiş, bilgisi ve görgüsü sınırlı insanlar bu örgütlerin parçası haline gelir ve böylece bir şahsiyet bulduklarını düşünürler. Oysa ki arkadaş camiamıza bakıldığında tam aksi bir tablo ortaya çıkacaktır. Arkadaşlarımızın hemen hepsi toplumun en yüksek sosyal kesiminden geldikleri görülecektir. Bu arkadaşlarımızın mezun oldukları okullar, Robert Koleji, Galatasaray Lisesi, Saint Joseph Lisesi, Boğaziçi Üniversitesi, İstanbul Teknik Üniversitesi ve bunun gibi Türkiye'nin en gözde eğitim kurumlarıdır. Hatta daha da ötesinde bu kişilerin hemen hepsi okul ve meslek hayatları boyunca kendi kararlarını verebilen lider ruhlu aktif kimseler olarak dikkat çekmişlerdir. Bu insanların dış görünümleri, üslup ve tavır ve davranışları dahi mürit ruhlu kimseler olmadıklarını göstermektedir. Böyle bir topluluk ancak arkadaşça ve dostça oluşan bir gönül birliği etrafında bir araya gelebilir. Örgüt üyesi veya mürit haline gelmeleri ise imkansızdır. Müştekilerin iddia ettikleri gibi böylesine bir emir komuta zinciri içerisine girmek hem onlara hiçbir şey kazandırmayacak bir külfet hem de kişiliklerine tamamen aykırı bir durum olacaktır.